Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün sizlerle beraber Türk futbolu hakkında konuşacağız. Aslında spor hakkında konuşacağız. İnşallah güzel bir şeyler konuşuruz diye umut ediyorum. Bundan 10-15 yıl önce Türk futbolunun da çok daha güzel olacağını sanıyorduk biz Dünya Kupası'ndan sonra. İlhan Mansızlıların hani golleri falan var ya. Onlardan sonra çok çok iyi yerlere geleceğini sanıyorduk. O kadar seviniyorduk işte Brezilya maçlarında falan. Ama Türk futbolu hiçbir yere gidemedi ve hatta geriye bile gitti diyebiliriz. İşte şimdi arkadaşlar futbolculara kızıyorlar da futbolculara kızmayalım. Onların hiçbir suçu yok. Gerçekten yok. Mevcut olan sistemin bir suçu var. Şimdi size şöyle bir şey anlatayım. Bu videodan sonra gerçekten hani beni izlemiyorlar diye düşünmeyin. Hepsi izliyorlar beni. Yabancı Conte şu futbol hani birinci lig, Süper Lig diyeyim ben. Birinci ligdi eskiden. Süper Lig'de istediğiniz kadar yabancı oynatabiliyorsunuz. Bu kural kalkması gerekiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Sebebi şu arkadaşlar, altyapıya önem verilmiyor. Ve futbolcuları burada oynamak istiyorlar. Şimdi ailesi burada, şeyi burada. Yabancı bir de yabancı ülkeye gitmek istemiyorlar. Orada oynamak istemiyorlar. Aslında büyük bir sıkıntılardan bir tanesi de o. Yani buradaki futbolcular İstanbul'da oynamak istiyor. İstanbul'da oturmak istiyorlar. İşte hedefleri o. Hedeflerini yurt dışında oynamaya şey yapmıyorlar. Aslında hepsinin hedefi yurt dışında olması. Başka bir soruna daha değineyim. Altyapı. Yani altyapıdan oyuncu yetiştirmemiz gerekiyor. Kalkıp da yabancı kontenjanını açıp da işte biz Avrupa'da işte büyük takımla, sırf büyük takımla bu niye yapıldı? Bence ben söyleyeyim. Sırf büyük takımla yani zengin kulüpler Avrupa'da şey yapsın, top koştursunlar diye onlarla mücadele, yani Avrupa takımlarıyla mücadele edebilsin diye yapıldı. Peki Türk futbolu nereye gitti? Yerinde saydı. Değil mi? Yerinde saymıyordu. Hatta geriye gitti. Benim amatör ligde oynayan arkadaşlarım var. Gerçekten çok zor durumda. İnsanlara iki tane seçenek sunuluyor. Ya okuyacaksın ya futbol yapacaksın. Zaten zeki ise bu çocuk bir genç işte hakim olup doktor olup 15-20 bin lira maaş almak varken neden futbolda kendine harcasın? Zaten futbolcuya veya bir sporcuya değer verilmiyor. En yakın örnek benim oğlum. Milli sporcu ama maaş alamıyor. Neymiş? B sınıfıymış. İşte A sınıfı B. Ne yapacakmış? İşte orada şampiyon olacakmış. Triatlet şampiyon olacak. Ya nasıl şampiyon olsun? Oradaki şartlar, oradaki koşullar buradakiyle bir değil ki. Şampiyon olma o kadar zor ki zaten. Yani yapmasın mı? Şampiyon olmayan insan sporcu yapmasın o zaman. Herkes Messi gibi olsun. Messi gibi değilse sana para yok. Neden? Ya Ronaldo olacaksın ya Messi olacaksın. Diğerleri ne yapsın? Oynamasın mı? Kimse futbolu gönülden oynamasın mı? Onu mu istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Ya gerçekten ya çocuk ek iş yapıyor ya. Futbolcu ek iş yapıyor. Düşünsenize. Yani ben inanamıyorum yani. Adam futboldan parasını kazanamıyor. Hem futbol oynuyor, hem ikinci bir işi yapıyor. Nasıl olacak? Hem berber hem futbolcu. Yani çok mantıksız bir durum var. Milyarlık paralar veriliyor futbolculara ama kendi vatandaşımıza hiçbir parası yok. Kulüpler hiçbir para vermiyor. Ya burada bir sistem yanlışı var zaten. Altyapıdan çocuk yetiştirmemiz lazım. Çocuğun o futboldan para kazanması lazım. Çok iyi oynuyor ya da oynamıyor. Oradan evini geçindirecek kadar para kazanması gerekiyor. İlle yani milli takımda oynaması gerekmiyor ki. Ya öyle düşünmek lazım yani olayı. Futbolcu mu futbolcu? İyi ya da kötü. Adam mesela futbolda 34-35 yaşına kadar para kazanması gerekiyor. Amatör ligde oynayabilir. Daha da amatör ligde de oynasa ailesine geçindirecek kadar para kazanması gerekiyor. Tamam sakatlanır falan bunun garantisi olmalı. Ve antrenör olarak devam eder veya bir şey olarak devam eder. Yani o işten ekmek yiyebilmeli.
Ki sporcu olsun. Ya en kötü işte 6 bin, 8 bin lira geliri olmalı. Bir futbolla ilgileniyor futbolcuysa. 34-35 yaşına kadar. Ya öyle bir şey yok ki. Yani dünyalar para veriyor. Ben size bir hikaye anlatayım. İşte bir tane koyun varmış. Günde 5 kilo süt veriyormuş. Demişler ki devlet memuru yapalım bunu. Gel demişler. Devlet memuru yapalım. 5 kilo süt. Güzel. Ve başlamış 2 kilo süt vermeye. Demişler ya sen 5 kilo süt veriyordun. Ne oldu demiş birden 2 kilo. Artık demiş devlet memuru oldu. Yani bizdeki çoğundaki mantık o. Büyük takımlar işte parası zengin takımlar. Alt takımlarda bakıyor çok iyi oyuncu var bir tane. İşte en son Hatayspor'da falan vardı. İşte çok güzel. Onlara dünyanın parasını veriyorlar. Bir geliyorlar oynatıyorlar. Yok bu adam böyle değilmiş. Allah Allah. Neden? Yatış yeri. Adam büyük takıma geldi mi tamam. Oh keyif. Böyle de bir durum var söz konusu. Büyük takımlara vermeyin parayı. Bu kadar yüksek meblağları vermeyin. Biraz siz de kafayı çalıştırın. Altyapınızı güçlendirin. Ya buraya altyapınızı açıyorsunuz. Öğrencilerden para almaya çalışıyorsunuz. Ya milyon dolarları oraya vereceğine öğrencilerinden para alma. Yani gelsinler oradaki yetenekleri keşfet. Onlar futbolcu olsun. Bir de şöyle bir şey var. Hepsini siz Messi gibi mi alıyorsunuz? Adam bakıyor. Aa Ronaldinho gibi bu. Tamam oyun. Ya bu futbol sistem oyunu. Futbol ciğer oyunu. Futbol atlet oyunu. Gördünüz işte Dünya Avrupa Kupası'nda. Adamlar nasıl koşturuyorlar? Tazı gibi koşturuyorlar sürekli. Bizimkiler profesyonel. Sanki Georgia Hacı yani. Adamlar hacı. Böyle. Ya bir tane futbolcu, bir tane sergen olur bir takımda. Bir tane hacı olur. Kardeşim bizimkilerin hepsi hacı sanıyor kendini. Hiç koşturmuyorlar. Kim koşturacak? Ben mi koşturacağım? Ben gideyim oynayayım o zaman. Ben koşturayım. Arkadaşlar koşma oyunu bu. Mücadele oyunu. Yani koşturacaksınız. İstatistiklere bir bakın. En az koşturan takımlardan biri biziz. Biz Dünya Kupası'nda şey yaptığımız zaman çok koşan bir takımdık. Yani mücadele eden. Öyle futbolu kazandık. Hani teknik eksikliğini o şekilde kapatarak. Bir de ya o şekilde kapatırsan ya sistemle kapatırsın. Türk futbolu şu anda sorunlu. Ben izlemiyorum yani maçları ben şahsen. Söyleyeyim yani. Dürüst olduğuna da inanmıyorum maçlara. Görüyorsunuz yani takımlar nasıl şampiyon oluyor. Başka şeyler dönüyor gibi. Hakem desem bir başka. Kalitesi düşük. Bizim ligimizin kalitesi düşük. Aşırı şekilde düşük yani. Adam 30 tane gol atmış bizim ligde. Ya karşıdaki defans oyuncuları ne ki atıyor? Bir gün bir tane futbolcu öyle dediydi. Burak Yılmaz'dı herhalde. Dedi benim attığım gollerin çoğu dedi Şampiyonlar Ligi'nde attığım goller dedi. Dedi mahalle maçında atmadım yani dedi. Diğerleri gibi falan diye bir konuşma yapmıştı. Ya doğru da söylüyor şimdi. Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde atmış gibi adam şey atmış bir tane çok küçük bir takıma adam seviniyor yerlere yatıyor. Ne yapıyorsun lan sen? Sanki Barcelona'ya 3 tane gol attın. Yani öyle de bir durum var. Bir de ne efendim? Defans adamı önemli. Orta saha kaleci. Yok bizde santrafor önemli. Gol attı. Tamam. Arkadaşlar o golü atana kadar o golü kaleci çıkartıyor. O golü hazırlıyor. O golü atıyor. Bir de yemeyen bir defans var. Bu defans oyuncularına siz önem vermiyorsunuz ki. Bütün futbolculara önem vermiyor. Sadece bu futbol takım forvetten oluşmuyor. Teknik direktöründen onun ben yönetime bakarım. Yönetiminden oluşuyor. İlk yönetime bakacaksınız. Yönetimi alkışlayacaksınız burada. Bir kazanıyorsa bir futbol. Bir yönetimi alkışlayacaksınız. Eğer Avrupa'da kazanıyorsa federasyonu alkışlayacaksınız. Federasyon çok güzel bir başarı elde etmişsin. Şimdi milli takımda ne kime bileti? Biletinin federasyona kesilmesi gerekiyor. Futbolcular veya teknik direktöre değil. Şimdi bak diğer şeyi unuttum şimdi. Yani benim anlatmak istediğim Türk futbolu bayağı bir sorun. Ha şeye gelecektim. Geçen işte Balıkesir sporumuza bir tane futbolcu almaya çalıştık. Defans oyuncusu İtalya'dan çok iyi. Dedik işte hani diyorlar ya futbolcular sadece paraya bakıyor. Çok yanlış bir kelime. Dedi ki havaalanı var mı? Ben dedi İtalya'ya direkt uçuş yapabilecek miyim? Gelebilecek mi? Hayır yapamayacaksınız. Adam gelmedi sırf o yüzden. Benim dedi ailem var dedi. Çocuğum var dedi. Görmem gerekiyor dedi.
gelmedi. İşte futbolcular için şartlar da önemli. Biz bir futbolcu alıyoruz orada, şeyler gibi, mülteciler gibi yaşatıyoruz burada. İşte iki odada, işte bu kampta kalacaksın sen, işte bu soyunma odasında. Olmuyor ki. Adamı Real Madrid'e gittiğinizde, işte Real Madrid'e bir futbolcu geldiğinde villada yaşıyor. O villanın kirasını, mirasını o futbol takımı neyse ödüyor. Onları şey yapıyor. Adam o şekilde, şartları da önemli. Şimdi buraya genç bir futbolcu niye gelsin? Adamlar hepsi İstanbul'da oynamak istiyor. Neden? Gece kulüpleri orada, yaşantı orada, manzara orada, şey orada. Ya ben Manchester United'lar, adam Manchester'dan sıkılan şey biliyorum ya. Oyuncu biliyorum. Ya dedi, Manchester çok sıkıcı bir yer. Ben burada oynamak istemiyorum dedi, adam gitti. Bir de bu şartlar da önemli. Kaliteli bir futbolcu veya kaliteli bir şey çıkartmak istiyorsanız o futbol takımının kurulduğu mekan da önemli. Yani Türkiye'de adamlar Anadolu takımlarında oynamak istemiyorlar. Hepsi İstanbul takımında oynamak istiyorlar. Neden? Hem orada daha fazla ücret alıyor, hem orada da yaşantısı daha güzel oluyor. Yani Anadolu takımı o kadar ücreti veremiyor ki. Sistem bozuk çünkü. Ortada bir şey var. Televizyonda işte spor programlarında hep aynı takımlar konuşuluyor. Diğer takımlardan hiçbir şekilde konuşulmuyor. Ayırdıkları vakit 2 saniye veya 1 saniye ya da hiçbir şey değil. Ama büyük takımlara çok fazla süre şey yapıyor. Ya buradaki çocuklar bile, gidiyorum ben işte Anadolu'nun her yerini geziyorum. Ondan sonra büyük, kime sorsam büyük takımlardan birini tutuyor. Ya kardeşim, kendi takımın var ya, veya yan ilçenin takım var, neden tutmuyorsun onu? İşte o sana lanse ediliyor. Çünkü para kazanılacak ya reklamlardan, şundan bundan para kazanılacak. TV programlarında da hep aynı takımlar konuşuluyor ki herkes izle. Halbuki izlenmiyor da. Çoğu futbol şeyde kapatıldı. Herkes başka bir amacın peşinde. Diğer spor dallarına önem verilmiyor. Oradaki insanlar şey yapılmıyor. Tamam, futbol çok konuşuluyor. Futbolunuzda bu kadar çok konuşulmasına rağmen, bu kadar ilgi olmasına rağmen sıfırda sıfır. Sürekli olarak geriye gidiyor. Sürekli olarak geriye gidiyor. Bu yabancı kuralını derhal kaldırın. 4 taneden fazla yabancı oynatmayın. O eski kuralı getirin. İkincisi, altyapıdan gelen oyuncularınıza bakın. 3 kuruş çocuklardan para almayın. Burada yetenek aramayın. Futbolcu arayın. Bu işe gönül vermiş insanlarla oynayın. Bu futbolu gönül vermiş insanlar oynar. Onun evini geçindirebilecek, ailesini geçindirebilecek ücreti verin. Bir futbolcuya milyarlar, dolarlar vereceğinize o paraları altyapınıza harcayın. O gençlere harcayın. Gitsin evine para götürsün. 14-15 yaşında bir çocuğun evine para getirmesi kadar güzel bir şey yok. Onun ailesi onu destekler. Önce aileleri şey yapacaksınız. Gönlünü alacaksınız. Önce bir, bence yani bu Türkiye'nin bir gönlünü alır. Ondan sonra Türk futbolu zaten milli takım da ilerler, her şey ilerler. Yani balık, yani alttan, yani altyapıyı düzgün yaptığınız zaman zaten kendiliğinden düzelecektir bu iş. Ama siz günü kurtarayım hesaplarına girersen hiçbir şey yapamazsınız. İnanın, bu 10 yıl sonra bile hiçbir şey olmaz. Daha da geriye gidersiniz, daha da geriye gidersiniz. Artık insanlar futbol dahi de izlemez. Yani spor bitme noktasında zaten Türkiye'de. Biter, yani bu biter. Bu sporcuların emeğinin parasını vereceksiniz. Emeğinin karşılığını vereceksiniz. Bu sporcuysa bu spordan ekmeğini kazanacak. Bunlara para verilecek. Eşit miktarlarda dağıtılacak. Bir şekilde bu yapılacak. Belirli bir kesim var. Ondan yiyorlar. Olmaz öyle. Türk futbolu bu şekilde olmaz. Burası borsa değil. Türk futboluyla ilgilenen insanların buradan geliri elde etme çabaları olmasın. Gidin borsa oynayın, gidin başka bir yatırım yapın, arsa alın, başka bir şey yok. Ama futboldan kendi kesenizi doldurmaya çalışmayın, artık yeter. Hani Türk futbolundan o kirli ellerinizi de çekin. Bir rahatlayalım, bir nefes alalım ya. Bir de insan gibi bir maç izleyelim yani. Daha önceden hesaplanmış, kimin kazanacağı, kaç gol atacağı bile hesaplanmış, şampiyon olunuyor. Yani olmuyor yani. Ayıp oluyor. Türk insanın aklıyla oynamayın. Göz göre göre de yapmayın bu işi yani. Herkes hakkıyla girsin, hakkıyla maçı alsın, çıksın. Yani
Maç sahada kazanılsın, kaybedilsin. Siz benim ne demek istediğimi anladınız. Neyse, uzun lafın kısası, gerçekten bu 3-4 yıldır maç dahi izlemek istemiyorum. İzlemiyorum zaten. Bana da soruyorsunuz zaten takipçilerimde. Abi hangi takımı tutuyorsun? Ben Balıkesirliyim. Balıkesir Spor tutuyorum. Herkes oturduğu, bulunduğu yerin takımını tutsun. Avrupa'da da böyle, dünyada da böyle arkadaşlar. Tamam, nerede doğduysanız o takım tutulur. Ben başka bir şey söylemiyorum. Ben Balıkesir'deyim. Balıkesirliysem ben Balıkesir Spor'u tutuyorum. Balıkesir Spor taraftarıyım. Tamam. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.